Tarihimizin en erkek egemen divanıyla bu toplantıyı yönetmek zorunda kaldık. Bu durumdan memnun değiliz. Bunun gerekçesini açıklamak istiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri vesilesiyle bütün kadın milletvekili arkadaşlarımız şu anda alanda bütün kadınlarla birlikte özgürlük taleplerine aykırıyorlar. O nedenle böyle bir zorunluluktan dolayı bugünkü divanımız bu şekilde teşekkül etti. Biz buradan bütün kadın milletvekili arkadaşlarımızı ve bütün kadın yoldaşlarımızı selamlıyoruz. Değerli konuklarımız, aramızda değerli misafirlerimiz var. Onları da size takdim etmek istiyorum. Siirt Dernekleri Başkanı Sayın Hüseyin Erzen aramızda. Muş Varto Derneği Başkanı Sayın İbrahim Ballıkaya aramızda. Ahmet Diyarbakır Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Murat Gökhan aramızda. Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Aydın Gürhan aramızda. Van Dernekleri Federasyonu Yöneticisi Sayın İhsan Tuncil aramızda. Trabzon Federasyonlarını temsilen Haydar Dulkadiroğlu aramızda. Bingöl Dernekleri Federasyonu adına Sayın İbrahim Aybek aramızda. Binyat Derneği Başkanı Sayın Abdurrahim Başkan aramızda. Yine Karlova Derneği Başkanı Sayın Hacı Erbek aramızda. Tüm bu derneklerimizden, federasyonlarımızdan teşekkür eden Anadolu Konfederasyonu üyeleri yine aramızda. Kendilerine tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Değerli konuklarımız, yine Mardin Kızıltepe'de faili meçhul cinayetlere kurban giden gençlerimizin aileleri aramızda. Bugün Ankara Adliyesi'nde de önemli bir dava vardı. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak sonuna kadar, bu failler yargılanıncaya kadar bu ailelerimizin yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyor. Ailelerimize de hoş geldiniz diyoruz. Şimdi bu haftaki grup konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, basının değerli emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz iki gün önce büyük usta Yaşar Kemal'i yitirdik. Öncelikle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum büyük ustaya. Mekanı cennet olsun inşallah diyorum. Hem ailesine hem Türkiye halklarına. Aslında eserleri 40 dile çevrildiği için bütün dünya ezilenlerine başsağlığı diliyorum. Irgatlık, traktör şoförlüğü, arzu halcilik, yani tarlada, bağda, bahçede çalışarak emekçi bir yaşam ve adaletten yana bir mücadele, 91 yıl boyunca ilkeli bir duruş, herhalde her insana nasip olmaz bu şekilde yaşamak, bu şekilde ölmek. Bizler açısından bütün ezilenlerin, bütün sömürülenlerin, emekçilerin, kadınların dili, kimliği, inancı, kültürü, yaşam tarzı yok sayılanların her birimizin sesi, soluğu, nefesi olmuş bir büyük ustayı yitirmek elbette büyük kayıp. Ama herhalde bıraktığı miras bu topraklarda bizler açısından büyük bir onur olarak şerefle taşınacak büyük bir emanettir. Büyük ustanın Yaşar Kemal'in yazdıkları, söyledikleri, yaşadıkları
bizler açısından büyük bir talimattır aynı zamanda. Bu talimat baş göz üstüne diyoruz Büyük Usta. Yolun açık olsun. Bu özgürlük ve barış yürüyüşü, demokrasi yürüyüşü bizim açımızdan da asla sonlanmayacak, bizim açımızdan da asla tamamlanmayacak bir yürüyüş olarak devam edecek. Bir kez daha bütün atlarımızın başı sağ olsun diyor. Anısına bağlı kalacağımızın sözünü veriyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Büyük Usta belki 1923'te doğduğunda yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğinde, Erciş Muradiye arasında bir köyde dünyaya geldiğinde, yasaklı diliyle, yasaklanmış kültürüyle birlikte Çukurova'ya göçtüğünde, Çukurova'daki rençberlik, tarlalarda, bağda, bahçede, üretkenliğin içerisinde büyürken, 90 yıl sonra Türkiye'nin yine aynı şekilde emek sömürüsü, Türkiye'nin aynı şekilde haktan, adaletten, eşitlikten, barıştan yoksun bir ortamda olacağını düşünmüyordu. Evet, 1923 belki zorlu koşullardı. O yıllar Türkiye açısından farklı yıllardı. Fakat sonrasında Türkiye'de maalesef bu yönüyle değişen hiçbir şey olmadı. Aynı emek sömürüsü, aynı adalet, haktan, eşitlikten yoksunluk tıpkı Büyük Usta'nın romanlarında anlattığı gibi devam ediyor. Bugün 3 Mart TMOB'un, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin 2012 yılında kendi genel kurulunda aldığı bir kararla iş cinayetlerine karşı mücadele günü. Ve bugün TMOB şahsında emekçiler yine alanlarda, yine meydanlardalar. Kendi iş güvenlikleri, iş cinayetlerinin önlenmesi, sosyal haklarının ve insanca yaşam özgürlüklerinin iade edilmesi için. Bakın, tıpkı Yaşar Kemal'in romanlarında anlatıldığı gibi diyorum ama belki durum o kadar da iyi değil. Daha kötü durumda. İş cinayetleriyle ilgili özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rakamları ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları arasında da muazzam bir fark var. Bu farka özellikle işçi emekçi kurumlarının, sendikalarının dikkat etmesi lazım. Bakın, neredeyse 10 misli daha fazla iş cinayeti yaşanmasına rağmen 10 misli daha fazla. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rakamları bunların 9'unu görmezden geliyor. Sadece birini resmi kayıtlara işliyor. İş kazaları açısından söylüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rakamı şudur. 2012 için 74.871 iş kazası olmuş diye SGK kayıtlarında var. TÜİK'in kayıtlarını açıp baktığınızda 706.000, yani birinde 74.000 devletin iki kurumu, diğerinde 706.000 iş kazasından söz ediliyor. Yani devlet kendi eliyle iş kazalarının %90'ını saklamış. Kendi eliyle iş cinayetlerinin %90'ını saklamış. Bizim resmi olarak, veri olarak kullandığımız SGK verileri maalesef ki yalan üzerine, aldatmaca üzerine kurulu bir veriymiş. Türkiye'de neredeyse ortalama her gün 20 civarında iş cinayeti yaşanıyor. Ve bunlar kayıt dışı olduğu için ya da iş cinayeti olarak kayıtlara geçmediği için bunlardan haberdar olamıyoruz. Ortalama 20. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar bir lokma ekmek için, çoğu zaman asgari ücret ve onun altında bir kazanç için yaşamlarını ortaya koymak zorundalar. İnşaatlarda, tarlada, atölyede, fabrikalarda, bürolarda, tersanelerde, her yerde iş cinayetleri her gün yaşanmasına rağmen maalesef ki bu iktidar bunlarla ilgili tedbir almayı bir yana bırakın. En son Torunlar inşaatı hatırlarsınız. Orada bir asansör faciası yaşandı ve o iş cinayetinde 10 işçi yaşamını yitirdi. Hemen ertesi gün aynı saatlerde belki de bu ülkenin başbakanı şunu demişti. Biz demişti bu olayın peşini bırakmayacağız. Çok etkili bir soruşturma yürütülecek. Ne gerekiyorsa adli, idari
soruşturma derinlikli yürütülecek, bunların cezaları verilecek ve ayrıca bir daha bu tür iş kazaları yaşanmasın diye tedbir alacağız demişti ülkenin başbakanı. Bakın, o olayda tutuklanan kişiler sadece 3 ay tutuklu kaldılar. Hepsi serbest kaldı. Deliller daha toplanmadı, tanıklar daha dinlenmedi. Ceza muhakemeleri kanununa göre bu kişilerin şu anda serbest bırakılması büyük bir hukuki hata. Suçlu mu değil mi biz bilemeyiz tutuklu olanlar. Ama 10 işçi orada katledildi ve 3 ay tutuklu kaldılar, serbest kaldı onlar. Zaten patrona tek bir soruşturma açılmış değil. Zaten taşeron firma hukuken sorumlu kabul edilmiyor. İş güvenliğinden sorumlu olan personel de, bunu sağlamakla görevli olan yetkililer de işte kurbanlık koyun seçilmişlerdi. Onlar da 3 aylık tutukluktan sonra serbest kaldılar. Şimdi bunu niye anlatıyorum değerli arkadaşlar? Eğer 10 işçi öldüğünde bir iş yerinde en küçük bir bedel ödeme, en küçük bir hesap verme kaygısı yoksa işverenin, Türkiye'nin hiçbir iş yerinde artık işçinin güvenliği yok demektir. Hükümet şu mesajı veriyor büyük sermaye sahiplerine, özellikle uluslararası büyük şirketlere, uluslararası para babalarına şu mesajı veriyor. Diyor ki, senin paran varsa benim ülkeme getir kardeşim. Türkiye'de işçi çok ucuz, işçinin canı çok ucuz. Merak etme diyor. Bak, 10 işçi ölür ya da 300 işçi madende ölür. Hiç canını sıkma. Biz hesap sormayız, fatura kesmeyiz, ceza vermeyiz. Rahat ol. Bu mesajı vermiş oluyor. Dolayısıyla mesele bir iş yeriyle ilgili bir mevzu, bir mesele değil. Bütün işçi emekçilerin, alnının teriyle, hakkıyla çalışıp üretenlerin sermayeye peşkeş çekilmesinin örneğidir bunlar. Aynı işçiler, örneğin aynı işçiler, o inşaatta o ölen işçiler var ya, canını veren işçiler. Mesela grev yapmış olsa, hakkını alamadığı için yürüyüş yapmış olsa, velev ki yarım saat orada caddeyi kapatmış olsa, Mecidiyeköy'de biliyorsunuz torunlar inşaat, 10 dakika o kavşağı kapatsalar, oturma eylemi yapsalar işçiler, o işçileri orada öldüresiye önce döverler. Sonra tutar içeri atarlar. Aylarca hapislerde sürünür. Arkasından ağır cezalar alırlar. O da işçiye büyük bir ders olsun derler. Bak, işçiye verdikleri mesaj da budur. İşçiye de şunu diyorlar. Grev yapamazsın, hakkını arayamazsın, devlet olarak burnundan fitil fitil getiririz demek istiyorlar. İşte bu AKP hükümetinin iş güvenliği, işçi güvenliği, işçi emekçi hakkı ile ilgili en çarpıcı politikasıdır. Gün gibi ortadadır. Daha yakın zamanda grevi yasaklayan bunlar değil miydi? Kamu güvenliği, milli güvenlik, milli çıkar bahanesiyle metal işçilerinin grevini yasaklayan bunlar değil miydi? Geçen hafta sonu Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde, bakın, İstanbul Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde 98 işçi 85 gündür grevdeler. İşten atılmışlar. İşe iadeleri için grevdeler ve çadır kurmuş, orada oturma eylemi yapıyorlar. Ne yaptılar peki? Her bir işçiye, neredeyse bunların çoğu da kadın işçi, her bir işçiye 4-5 polis düşecek şekilde karga tulumba işkencelerle gözaltına aldılar. DİSK Genel Sekreteri Sayın Arzu Çerkezoğlu da dahil olmak üzere tamamını karga tulumba döverek gözaltına aldılar. İki işçinin kolu kırıldı, birinin kolu çıktı. Ne yapmış işçiler? Rektörlük binasına hakkımızı istiyoruz diye pankart asmışlar. Bakın, 10 işçi öldürenler tutuksuz, haklarında soruşturma yakın zamanda kapanacak. Ama işçi sesini yükselttiği anda devlet bütün gücüyle, silahıyla, gazıyla, copuyla, polisiyle işçinin tepesinde olmaktan asla imtina etmiyor. Bugün işte 3 Mart bütün bu iş cinayetlerine karşı kampanyanın güçlenmesi gereken bir gündür. Bu nedenle TUMOB'un aldığı bu karar son derece saygındır. Bu konuda
etkili mücadeleler yürütmek için de bütün işçi emekçilerin, özellikle de ilerici sendikatların, ismi sendika olup da içi patronlarla dolu olanları da kastetmiyorum. Bu ülkede emekten yana olan sendikaların bu dönemde asla siyasetle kol kola yürümekten çekinmemeleri lazım. Seçim dönemi özellikle Türkiye'de yeni bir emekten yana, haktan yana iktidarın kurulabilmesi fırsatını verirken işçinin canını hiçe sayanlara hesap sormanın da fırsatı olarak herkes bunu görmelidir. TMOB'un bu yürüyüşü, bugün sokakta, meydanlarda, alanlarda bu sesini yükseltme tavrı, bu açıdan sahiplendiğimiz, bizim hedef olarak da bütün gücümüzle arkamızda durduğumuz bir tavırdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Çalışanların durumu böyle ama resmi olarak 3 milyon 100 bin zaten işsiz var. Bu rakam neredeyse iş arayıp bulamayanlar, umudunu kesenler, işte evde oturanlar, üniversite öğrencileri, bunlar dahil ettiğinizde 10 milyonu buluyor. Reel olarak işsizlik neredeyse 10 milyon civarında ama resmi 3 milyon 43 bin kişi Türkiye'de şu anda işsiz. 3 milyon, bakın, bunların 1 milyonu üniversite mezunudur. Üçte biri üniversite mezunu. Yani neresinden baksanız 15-16 yıl okul okumuş bu gençler. Ve bu gençler okul okuyabilsin diye aileleri dişinden tırnağından artırmış. Yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş. Güçlüklerle üniversite okutmuş. Üniversiteyi bitirmiş bu çocuklar, iş yok. Diyorlar ya, 81 ile üniversite açtık, daha ne yapalım diyorlar. Mecbur muyuz diyor her üniversite mezununa iş bulmaya. Bunlar bizzat söylediler. 81 ile üniversite açmanın yarattığı sonuç bu işte. Üniversite mezunu işsizler ordumuz var. Bu ülkede peki 1 milyon üniversite mezunu, 120 bin engelli, efendim 12 milyon taşeron işçi, bütün bunlar toplamda 3 milyon resmi işsiz. Bunları üst üste koyduğunuzda ülkenin %60'ı 70'i nüfus olarak perişan durumda. %60'ı 70'i asgari ücretin açlık sınırının altında yaşayan, çalışan ya da çalışamayan, iş bulamayan insanlardan söz ediyoruz. Bu insanları peki ne yapacaklar? Nasıl engelleyecekler? Hadi bir yıl yalanla dolanla, iki yıl yalanla dolanla götürdün. Nereye kadar gidecek bu? Ekonomi ciddi bir şekilde sinyal veriyor. Patladı, patlayacak. Seçim öncesi büyük ekonomik kriz çıkmasın diye Cumhurbaşkanı sürekli Merkez Bankası'na talimat yağdırıyor. Sadece şu önümüzdeki 3 ayı kurtarmaya çalışıyorlar. Dolar fırlıyor, Cumhurbaşkanı'nın umurunda değil. Yeter ki faizler düşsün, piyasa canlansın, konut sektörü canlansın, alışveriş canlansın ki insanlar ekonominin tıkırında gittiğini zannetsinler. 3 ay sadece. Bunu kurtaralım diyor. Zaten seçim sonrası kıyamettir ekonomide. Bunu biliyor. Ama seçim öncesinde kriz olmasın diye şu anda elinden geleni yapıyor ülkenin Cumhurbaşkanı. Emin olun ki bu patlayacak. Ekonomik kriz patladığında artık işçisi, işsizi, taşeronu kalmayacak. İşverenleri başta olmak üzere en büyük mağduriyeti yaşayacaklar. Çünkü dolarla borçlanmış olan, dolarla kredi almış olan, euroyla kredi almış olan bütün esnaf, işveren, sanayici tamamı iflas edecek. Ülkeyi o noktaya götürüyor işte. Seçimi bir kazanayım diyor, umurumda değil gerisi. Seçimi kazanmak için ekonomiyi riske atmak, kendi bakanını azarlamak, Merkez Bankası başkanını vatan haini ilan etmek dahil her şeyi yapabiliyor. Bu kadar gözü dönmüş, çılgınca hareket eden maalesef ki bir cumhurbaşkanı, bir hükümet politikası ve anlayışı var bu ülkede. Bizler böyle bir anlayışın iktidara yeniden daha güçlü geldiğinde nasıl bir başkanlık sistemi, nasıl bir yönetim anlayışını uygulayacağını işte bunlara bakarak, şu uygulamalara bakarak rahatlıkla şimdiden anlayabiliriz. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi var mı? Yok. Neye dayanarak Merkez Bankası Başkanı'na talimat veriyorsun?
faizi düşür diyorsun. Neye dayanarak? Hangi yasada Cumhurbaşkanı'na bu yetki tanınmış? Yok. Anayasayı ihlal ediyor. Umurunda mı? Yok. Zaten bu anayasa beni bağlayan bir anayasa değil diyor. Ben diyor kendime güzel bir anayasa yapacağım seçimden sonra. İçinde başkanlık da olacak. Efendim sarayın da hukuku olacak. Benim de yetkilerim, gücüm orada tanımlanmış olacak. Bunun için küçük bir eksik var. 400 milletvekili lazım. 400'cük. Bunu da halktan istiyor. Bu kadar. Başka bir vaadi yok. Bunu durduracak kim? Bir tek güç var. Halkların Demokratik Partisi. Başka da hiçbir güç yok. Bize bu kadar yüklenmelerinin nedeni bu. Bakın Cumhurbaşkanı'nın sadece şu Merkez Bankası Başkanı'nı azarlama, ona talimatlar yağdırma laflarından sonra Euro ve doların, özellikle doların yükselişinden dolayı Türkiye'de kur farkından kaynaklı 81 milyar 871 milyon borç artmış durumda özel sektörün. Yani rakamı şöyle size anlatayım. 60 tane saray parası. Böyle deyince daha iyi anlaşılıyor. 60 tane saray yapılacak para havaya uçtu gitti. Sadece Cumhurbaşkanı'nın bu faizi indirin talimatı ısrarı nedeniyle. İndirir indirmez Merkez Bankası'nın vereceği karar. Fakat Cumhurbaşkanı bunu bilerek ısrarla yapmaya devam ediyor. Dolar fırlamasına rağmen, doların tansiyonu düşürülememesine rağmen ülkenin Cumhurbaşkanı bunu yapıyor. İşte oy alayım, ülke umurumda değil anlayışının tezahürüdür. Emin olun başka hiçbir kaygısı yok. Öyle olmasa bu kadar uyarılara rağmen ekonomistler uyarıyor, başbakan uyarıyor. İşte ekonomiden sorumlu bakan istifa intihar noktasına geldi. Bu kadar bunalttılar gerçekten. O akşam başbakana istifasını sunmaya gidiyor ama seçime kadar ikna edilebilmiş durumda ekonomi bakanı. Merkez Bankası Başkanı bırakmak istiyor, başbakan engelliyor. Ama her gün Cumhurbaşkanı'nın hakaretlerine ve tehditlerine de katlanmak zorundalar. Bu anlayış peki seçim sonrası ne olacak? Düşünün ki bir de 400 milletvekili kazanmış bunlar. Düşünün ki bir de başkan olmuş. Düşünmeyin daha doğrusu. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Biz bu ülkede böyle bir anlayışın gelişmesine izin vermeyeceğiz. Başkanlık sistemi adı altında diktatöryal bir sistemin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Sizler, HDP'yi yakından takip edenler iyi biliyorlar ki Türkiye halklarının adil, eşit, kardeşçe, barış içinde yaşamı ve demokratik bir sistemde, kurumsallaşmış bir demokraside yaşamı için ne gerekiyorsa bugüne kadar onu yaptık. Bundan sonra da tavrımız asla değişmeyecek. Kapalı kapılar ardında anlaştılar, uzlaştılar, kirli pazarlıklar yaptılar diyenler dönüp mücadele geçmişimize baksınlar. Bizim her şeyimiz şeffaf, ortada, alenidir. Bu tür iftiralar sadece HDP'nin seçim yürüyüşünü durdurmaya dönük bilinçli komplolardır. Çok bilinçli bir şekilde bu iddia üzerinden HDP konusunda kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar. Bizim seçim sonrasında veya seçim öncesinde AKP ile hiçbir uzlaşmamız yoktur. Bu haliyle olması da mümkün değil. Bizimle uzlaşmak isteyenler bizim temel ilkelerimize bakacaklar. Bu ilkelerde uzlaşmak isteyen herkese uzlaşmaya varız. Ama biz başkasının ilkesizliği üzerinden bir yeni yaşam kurmayacağız. Yeni yaşamı başkalarının ilkesizliği, tutarsızlığı üzerine asla inşa etmeyeceğiz. Mücadelemiz, geçmişimiz bunun en büyük garantisi, teminatıdır. Bizimle birlikte bu mücadeleyi yürüten Türkiye'nin bütün ezilmiş halkları, Karadeniz'den, Akdeniz'den, Trakya'dan, Ege'den, Doğu'ya, İç Anadolu'ya kadar her yerde HDP'yi umut olarak, HDP'yi geleceğin kurtuluşu olarak benimsemiş, heyecan duyan herkes bizim garantimizdir.
Asıl garanti sizlersiniz, yani halkın kendisidir. Bu halk hareketi, emekçiler, ezilenler hareketi Türkiye'nin gerçek teminatı olmuştur bugünden itibaren. Panik, daha önce de söyledim, bu nedenle giderek büyüyecektir. Bizi her türlü komployla, her türlü iftirayla yıpratmaya çalışacaklar. Fakat kendi kirlilikleri, çirkinlikleri kapatılmayacak, kapatılamayacak boyutta olduğu için artık çamur at izi kalsın politikası da tutmuyor. HDP öylesine aleni, açık, şeffaf bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütüyor ki bize saldıranlar sadece artık kendini yıpratıyorlar. Bize haksızca, adaletsizce, insafsızca iftira atanlar sadece kendini yıpratıyorlar. Biz yolumuza, bildiğimiz, inandığımız bu ilkeli yürüyüşe elbette ki devam edeceğiz. Hükümetin her alandaki yanlışını eleştirmek bizim görevimiz, temel misyonumuzdur. Kimileri HDP'yi yanlış tanımlamaya, yanlış anlatmaya çalışabilir. Fakat bizim işimiz ana muhalefet görevi yürütmektir. AKP iktidarını bütün aşırılıklarıyla, yanlışlarıyla eleştirip frenlemek, denetlemektir. Ve mümkün olduğu ilk anda onu iktidardan indirip yerine geçmektir. Bizim temel görevimiz budur. Bu haliyle işçilerin, işsizlerin, üniversite öğrencilerinin, kadınların, gençlerin, esnafın, herkesin büyük bir tedirginlik ve kaygıyla geleceğe dair umudunu yitirdiği bir ortamda biz kendi sorumluluğumuzun ciddiyetinin ve büyüklüğünün farkındayız. Bundan emin olun arkadaşlar. Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi iyi bilen bir partiyiz. Nasıl bir yangın yerinden çıkıp buralara geldiğimizi iyi biliyoruz. Nasıl bir yoksul, emekçi, halk kitlesiyle birlikte bu mücadeleyi sürdürdüğümüzün farkındayız. Türkiye böyle bir partiyi geçmişte hiç görmedi. Gerçek, hakiki bir söylem sokağa, mahalleye, köye temas eden, onun soluduğunu, teneffüs ettiğini soluyan bir partiyi Türkiye hiç görmedi. Gerçek bir halk hareketini Türkiye bugüne kadar hiç bu kadar güçlendirme fırsatı bulmadı. Bütün dünya o nedenle bizi yakından izliyor. O nedenle AKP iftiralarla bizi yıpratmaya çalışıyor. Proje partisi olarak gelmiş olanlar kendi geliş gerekçelerine bizi inandırmaya çalışıyorlar. Yıpratarak bir proje olarak büyütülmüş AKP hareketinin ancak başka bir projeyle devrilebileceğini düşünüyorlar. Ama bir halk hareketinin gerçekten gelip onları süpürebileceğine hiç ihtimal vermiyorlar. İşte biz o ihtimal vermedikleri halk hareketiyiz. Gerçek bir halk projesiyiz. Genç arkadaşlarım, özellikle gelecek Türkiye'sini sizler yönetici olarak inşa edeceksiniz. Bugün vereceğiniz kararlar, bugün atacağınız doğru adımlar sizin çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğini belirleyecek. Biz yeni bir dikta hükümeti yaratmak için HDP'yi iktidara taşımıyoruz. Kolektif bir iradeyi, birlikte yönetelim anlayışını, herkesin bulunduğu yerde yönetime katılabileceği katılımcı bir iktidarı Türkiye'de halk iktidarına dönüştürmeye çalışıyoruz. Bizim yeni muktedirlere ihtiyacımız yok. Bizim yeni saraylara ihtiyacımız yok. Sarayın yeni sahiplerine ihtiyacımız yok. Bizim işte az önce anlattığım o emek mücadelesi, işçinin canını ortaya koyarak bir somun ekmek için 12 saat çalıştığı gerçeğinden hareketle bir emekçi iktidarına ihtiyacımız var. Kürdüyle, Türkü, Alevisi, Sünnisiyle, Çerkezi, Boşnağı, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Türkiye'nin bütün renkleriyle. Ama herkesin birbirini kardeşçe kabul ettiği, herkesin birbirine üstünlük değil, eşitlik hukukuyla el uzattığı yeni bir yaşamı, yeni bir halk iktidarını inşa etmek için yola çıktıysak, bunların söylemlerine kulaklarınızı tıkayın. Yüreğiniz sizi nereye götürüyorsa oraya doğru gidin. Orası doğru bir yoldur.
genç arkadaşlarımın, özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlarımın bu dönemde çalışmalarımıza sunacağı katkı çok kıymetli, çok değerlidir. Sadece oy vermek yetmez. Bütün seçim kampanyalarını gönüllü bir şekilde örgütleyebilmek de özellikle genç arkadaşlarımın görevi, tarihi sorumluluğudur. Biz genç arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bu vesileyle özellikle bugün Bingöl Üniversitesi'nde 8. gününde açlık grevleriyle birlikte eylemde bulunan Bingöl Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımı buradan selamlamak istiyorum. Onlara dayanışma duygularımızı göndermek istiyorum. Ben Bingöl Üniversitesi diyorum ama yanlış anlamayın, yani bir gerçek üniversite falan değil. Bir rektörü var, kendisi Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde kadrolu. Ama Bingöl'de rektör. Şimdi sadece kendisi olsa iyi. Beyefendi kardeşini Burhanettin Baydaş'ı rektör yardımcısı yapmış. Abdülvahap Baydaş, İktisadi İdari Bilimler'de yardımcı doçent yapmış. Fatma Baydaş, araştırma görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi'nde. Mahmut Baydaş, öğretim görevlisi Bingöl Meslek Yüksekokulu. Zeynep Baydaş, araştırma görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi. Bu Gıyasettin Baydaş denen rektör, akrabalarından oluşan bir şirket kurmuş orada. Kapıda bir tabela var, Bingöl Üniversitesi yazıyor sadece. Kendi ailesinin, çıkar gruplarının kendi malı, mülkiyeti gibi kullandığı bir üniversitede şimdi öğrencilere kan kusturuyor. Burası benim üniversitem diyor. Kendisi AKP il başkanı gibi AKP propagandası yapıyor, örgütlemesi yapıyor, oy topluyor. Bütün üniversite çalışanlarına bir AKP yayın organı gazeteye abone olma zorunluluğu getiriyor. Emniyet gece gündüz üniversitenin içerisinde. 24 saat emniyet polis ablukasını üniversiteden asla ayırmıyor. Bu öğrenciler rektörlüğün bu zulmüne karşı basın açıklamaları yaptığında üniversite içinde veya dışında hemen tamamına soruşturma açıyor. Bir kısmını okuldan atıyor, bir kısmını sınavlardan men ediyor, bir kısmını uzaklaştırıyor, bir kısmını gözaltına aldırıyor, tutuklatıyor. İftiralarıyla, raporlarıyla bunları yapıyor. Kendine orada bir üniversite kurmuş. Aile Üniversitesi. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'na, YÖK Başkanı'na buradan sesleniyorum. Kardeşim, Bingöl halkına çektirdiğiniz zulmü zaten biliyoruz. Fakat bu üniversitede neler oluyor? Bunlar yenilir yutulur iddialar değil. İhalelerle ilgili ciddi ciddi pis kokular var Bingöl Üniversitesi ihaleleri. Bir defa rektörün, kardeşinin rektör yardımcısı olarak görevlendirilmesine siz nasıl müsaade edersiniz? Beş akrabasını üniversitede etkili kadrolarına getirmesine kızı, damadı nasıl müsaade edersiniz? Çocuk oyuncağı mı bu? İnanın ki bu Bingöl halkına yapılmış en büyük hakarettir. Üniversite adı altında yapılmış en büyük hakarettir. YÖK böyle bir şeyi nasıl kabul eder? Ve bu üniversite öğrencileri nefes alamıyorlar. Orada artık nefes alamaz hale gelmiş durumdalar. Ne yapacaklar peki? İşte 8 gündür açlık grevindeler. Sesini duyurmaya çalışıyorlar. Ve Milli Eğitim Bakanı'ndan tık yok, YÖK'ten tık yok. Bu öğrenciler düşman mıdır ya? Bingöl Üniversitesi öğrencileri düşman hukukuna mı tabidir? Bunu net olarak söyleyin. Bilelim. Ve bu rektör aynı zamanda neyin başkanı biliyor musunuz? Kürdoloji bölüm başkanı. Bingöl Üniversitesi. Oradan da maaş alıyor. Peki orada yazdığı yazıda, raporda ne demiş biliyor musunuz? Zazalar Kürt değil. Bunun için bölüm başkanı olmuş beyefendi. Fakat kendisi ne dil bilimci, ne sosyal bilimci. Fen bilimlerinden, Fırat Üniversitesi'nden gelmiş, Bingöl Üniversitesi Kürdoloji bölüm başkanı da yapmış. Yemeği yanında yat. Böyle bir üniversite olsa vallahi 81 tane değil, 810 tane de açsan memlekete yetmez. Ye ye bitmez. Bugün, derhal bugün Milli Eğitim Bakanı'ndan, YÖK Başkanı'ndan cevap bekliyoruz. Bu öğrenciler sizin köleniz mi kardeşim?
Orada basın açıklaması yapamayacaklar mı? AKP il başkanını rektör olarak atamışsın diye üniversite senin partinin parti okuluna mı dönüşecek? Sen Bingöl halkını, Bingöl gençliğini, Bingöl üniversite öğrencilerini sahipsiz mi zannediyorsun? O rektöre buradan sesleniyorum. Haddini bilmeye davet ediyorum. O öğrencilere kalkan eller kırılır, bunu bilmesini istiyorum. Oradaki faşizan uygulamaların derhal sonlandırılması lazım. Özellikle Bingöl'den bazı sivil çetelerle, faşist gruplarla üniversitede toplantı yapan akademisyenler, öğrencilere saldırtmak için plan yapan akademisyenler, rektörle adeta bir çete halinde çalışan, dışarıdan gelip üniversiteye saldıran faşist grupları örgütleyenler haberdar değiliz zannetmeyin. Biz Bingöl Üniversitesi'nde sükunet istiyoruz. Özgürlük ve demokrasinin üniversitelerde olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Asla provokasyona, asla gerilime mahal verilmeden hızlı bir şekilde Bingöl Üniversitesi'ne el atılmasını istiyoruz. YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı'nı bir kez daha göreve çağırdığımızı buradan belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, bu uygulamalar, bu anlayış, bu zihniyetle birlikte ülkeye barış getireceğim iddiasında olan bir politikayı biz nasıl bağdaştıracağız? Şimdi ben bunu söyleyince süreç karşıtı oldum ya, biliyorsunuz. Geçen hafta sonu HDP İmralı heyetimizle birlikte hükümet ortak bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra herkes çok iyi hatırlar ki biz uzun süredir bu açıklama için uğraşıyoruz dedik. Ciddi bir emeğimiz, çabamız var. Bu açıklama yapılabilsin diye katkımız var. Elbette ki bu ülkede kesinlikle silahlar susmalı ve kesinlikle silahlar bırakılmalı. Bu HDP'nin ve HDP'yi destekleyenlerin en büyük arzusudur. Biz asla savaş istemiyoruz, asla çatışma istemiyoruz. Koşullar ne olursa olsun demokratik siyasetten yanayız, yana olmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Ve en kısa zamanda bu çağrının gereğinin yapılması için herkesin hazırlık yapması gerektiğini belirttik. Çağrımız buydu. Bunu desteklediğimizde bizzati ben kendim eş başkan olarak ifade ettim. Burada hükümetin rahatsız olduğu ne var tam olarak peki? Biz bu hükümetin barış getireceğine zerre kadar inanmıyoruz. Güvenimiz yok demişiz. Bunu dersen demek ki süreci bozmak istiyorsun anlamına geliyormuş. İşte hükümetle barış konusunda, barış yürüyüşünde ve barış arayışında anlaşamadığımız en temel konu budur. Onlar barış hayalini satmak istiyorlar. Biz gerçek barışı halkımıza armağan etmek istiyoruz. Temel farkımız budur. Temel farkımız budur inanın. Neden kızgınlar biliyor musunuz? Diyorlar ki seçime 3 ay kala tam da barışı satacaktık, pazarlayacaktık bir kez daha. Barış hayallerini halka pazarlayacaktık. Buna engel oldunuz diyorlar. Ben de diyorum ki iyi ki engel olmuşuz. Tekrar ediyorum. Biz sizin bu ülkeye demokrasi, özgürlük ve barış getireceğinize zerre kadar inanmıyoruz. Asla inanmıyoruz. Açıklama benden dolayı 25 gün gecikmişmiş. 3 Mart'ta yapılacakmış. 28 Mart'a kalmış bu nedenle. 3 Şubat'ta özür diliyorum. Peki ben sormak istiyorum bunu söyleyen kişiye. Açıklama 7 ay önce yapılacaktı. 7 ay geciktiren kimdir? Hemen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, hemen Ağustos'un sonunda bu açıklama yapılacaktı. Biz bunun için uğraştık. O çağrı 7 ay önce gelecekti. Ortak açıklama. 7 ay niye yapmadınız, yaptırmadınız bu çağrıyı? Neden? Şu 25 günlük gecikmeyi soruyorsun da şu 7 aylık gecikmeyi bir açıkla bakalım. Neden? 7 ay önce bu açıklama yapılsaydı Türkiye için daha iyi olmaz mıydı?
7 ayın niye ortak açıklama ve müzakere başlamasını engellediniz? Hükümet olarak bunu bir cevabını verin önce. Neden biliyor musunuz? Seçime yakın yaptırıp barış rüyalarını pazarlamak istedilir. Buna öfkeliyiz, kızgınız, eleştiriyoruz diye de biz barış karşıtı olmuşuz. Bakar mısınız bu ciddiyetsizliğe? Parlamento bir ay daha çalışacak en fazla. Bunun tamamı da neredeyse işte güvenlik yasası denen zırvayı tartışmakla geçecek. Parlamento kapanacak, iki ay sonra da seçim. Ne barış adımı atacaksın peki? Seçime üç ay kala bu deklarasyonu yayınlıyoruz da, iyi hoş da, hangi adımı atacaksın? Parlamentodan hangi yasa çıkacak? Var mı tek bir önerileri? Yok. Takvim de uygun değil. Bitti parlamento çalışması. O nedenle seçime üç ay kala bu açıklamayı ısrarla yaptırıyorlar. Biz yine de itiraz etmedik. Bu açıklamayı yine de yapalım, destekleyelim dedik. Ama AKP'ye güvenmiyoruz. Bu kısmı çıldırtıyormuş bunları. Güvenmiyoruz, güvenmiyoruz. Anlamıyor musunuz ya? Güvenmiyoruz size. Sen parlamentoda iç güvenlik yasa tasarısını bile tekme tokat geçirmeye çalışan bir iktidarsın ya. Neyine güveneceğiz senin? 10 tane hasta tutsağı bıraktırmadın ya. 2 yıldır 10 hasta tutsak içeride canını verdi. Onların dışarı çıkmasına, son nefeslerini anasının babasının yanında almasına izin vermedin ya. Neyine güveneceğiz senin? Seçim barajını mı düşürdün? Neyine güveneceğiz? Ne yaptın barış konusunda? Hangi adımı attın da mahcup ettin bizi ki bugün bizden hesap soruyorsun? Bugüne kadar hangi barış demokrasi yasasını çıkardınız ya? Size hangi hesabı vereceğiz? Türkiye halklarına barış konusunda ne verdiniz ki ne istiyorsunuz? Bu tavrımızın iyi anlaşılması lazım. Bu hükümet bu ülkeye kalıcı barışı getiremez. Getirme şansı yok. Zihniyetleri buna uygun değil. O nedenle HDP'nin büyümesi lazım. HDP'nin alternatifi olması lazım. Seçim yaklaştıkça elbet bu tür senaryolarla bizi uğraştırmaya, kafaları karıştırmaya devam edecekler. Ama özellikle Sayın Alınca şunu söylüyorum. Ülkenin gerilime ihtiyacı yok. Ülkede tansiyonu yükseltmeye gerek de yok. Bir seçime doğru gidiyoruz. İstiyoruz ki barış ortamında gerçekten de demokratik bir çerçevede bir seçim yaşayalım. Bütün muradımız bu. Bu kadar antidemokratik uygulamaya rağmen biz kendi özgücümüzle kazanabileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla sizinle bu polemiklere girmeyeceğiz. Biz kendimizi halka anlatacağız. Size anlatmak zorunda değiliz. Bize destek verecek olan halktır. Biz AKP'nin minnetine muhtaç değiliz. Biz halkımızın vereceği her türlü karara razı olacağız. Ama şunu hiç kimse unutmasın. Böylesine zalim bir iktidara karşı direnmek bile kutsaldır. Bırak kazanmayı. Direnmek bile kutsaldır. Güvenlik paketini komisyona çekin diyoruz. Geri çekin. Tartışalım. Yanlışlarını, eksiklerini, zararlı bütün yönlerini ayıklayalım. Gruplar olarak üstünde uzlaşalım. Parlamentoya birlikte getirelim. Hızlı çıkaralım. Yok. İlle bildiğini yapacak. Hem barış yapacağım diyor, hem de güvenlik paketiyle toplumu ezen, katliama yol açacak yasayı çıkaracağım diyor. Biz buna karşıyız işte. Böyle bir barışın olmayacağını biliyoruz. Silah mı bıraktırmak istiyorsunuz? Size gösterdiğimiz yol doğru yoldur. O yoldan gidin, silahları bıraktırmak mümkün olur, kolay olur diyoruz. Hayır, bizim için acil olan silahların bırakılması değil diyorlar. Acil olan böyleymiş gibi olmasıdır. Buna ihtiyacımız var diyorlar. Açıkça bunu söylemek istiyorlar. Silah bırakılır mı bırakılmaz mı o ayrı bir mesele. Ama öyleymiş gibi olsun istiyoruz seçim öncesi demeye getiriyorlar. Biz de bunu bu halka karşı ciddiyetsizlik, sorumsuzluk olarak gördüğümüz için gerçekleri söylüyoruz.
Evet, PKK silah bırakacak ama biz bıraktıracağız. Parlamentoya daha güçlü gireceğiz, biz PKK'ya silah bıraktıracağız. Bunu biz başaracağız. Ve inşallah cezaevlerini de, dağları da bizler demokratik bir uzlaşı çerçevesinde boşaltacağız. Bu ülkede kardeşçe, adil, eşit yaşam nasıldır? Bunu pratiğimizle göstereceğiz. İsteyen, talep eden olmayacağız. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Alevinin, Kürdün, Türkün, işçinin, köylünün, çiftçinin artık isteyen olmaktan çıkması lazım. Devleti biz kurmuşuz. Vergisini biz veriyoruz. Alın teriyle bu devleti omuzlarımızda biz taşıyoruz. O halde biz yöneteceğiz. Sorunlarımızı da bizler iktidara gelip çözeceğiz. Buna inanıyorsak işte 7 Haziran bunun fırsatıdır. O kadar uzak bir ihtimalden söz etmiyorum artık. Türkiye'de herkes iktidar ortağı olsun istiyoruz. Birlikte yönetelim istiyoruz. Ama bu anlayış Türkiye'yi işte felakete götürüyor. Cezaevleri bakın boşaltalım dedim çünkü öylesine her yerden yoğun bir talep, ısrar geliyor ki cezaevleri artık insanın orada bir saat bile kalamayacağı, yaşayamayacağı bir vahşet ortamına dönmüş durumda. Sadece siyasi tutsakları söylemiyorum. Çocukların yaşadığı cezaevleri vakalarını görüyorsunuz. Pozantı, Antalya cezaevlerinin daha izi yüreklerden kurumadı. Arkasından Şakran cezaevi. Neler yaşandığına tanıklık ettik. Tecavüzler, işkenceler. Bu ülkenin çocukları, bizim çocuklarımız. Suça itilen çocuklar ya. Nasıl cezaevine atıp orada böyle bir zulüme göz yumarsınız? Hani bunu duydunuz. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ. Vicdanın nasıl el verdi o gece uyuyabildin ya? Anında o cezaevine gidip o çocukları oradan kurtarman, alman gerekmez miydi? Yetkililerden hesap sorman gerekmez miydi? Senin de çocuğun yok mu? Nasıl bu vicdansızlık karşısında sessiz, sakin kalabildiniz? Ben bakan olsaydım, uçak olmasa koşarak o cezaevine gitmek isterdim. Vicdanım kaldırmaz. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Çocuklar cezaevine bile konulamaz. Çocuklar için özel eğitim, rehabilitasyon merkezlerine ihtiyacımız var. Cezaevine değil. Çocukları suça iten büyüklerdir. Çocukları o şekilde suç ortamına iten bizleriz. Bu toplumdur. İlle birini cezaevine koyacaksanız kendinizden başlayın. Asıl çocukları suça iten sizlersiniz. Ama yetmiyor. Bu çocuklar cezaevinde bırakın çocukluklarını, insanlıklarını kaybediyorlar. Onları o cezaevinde öylesine muamelelere tabi tutuyorlar ki artık oradan çıktıklarında bırakın çocuk, insan olmaya utanacak hale geliyorlar. Bu ülkede yanından arabayla minibüsle geçtiğimiz o yüksek duvarların arkasında bunlar yaşanıyor. Ve biz sessiz kalırsak, görmezden gelir, yüzümüzü çevirirsek biz de insanlığımızı yitiririz. O çocuklar bizim çocuklarımızdır. Sorumluları biziz. O hale getiren biziz. Ve Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, insan olarak da sizi tanırım, kişi olarak en azından iyi bir insan olarak bilirim. Lütfen Şakran cezaevine bizzat gidin. Lütfen yerinde görün. Çocukları bakan olarak dinleyin, müfettiş göndermeyin. Sorumluların öylesine bir hakkından gelin ki bir daha hiçbir cezaevinde böylesine bir rezaletin yaşanmasına cesaret edemesinler. Ve gelin, HDP'nin önerisi var, parlamentoda duruyor. Bütün çocuk cezaevlerinin kapatılıp yerine modern eğitim ve rehabilitasyon tesislerinin açılması tasarısını kabul edelim. Buradan başlayalım. Önce suça itilmiş çocuklarımızı kurtarmakla işe başlayalım diye öneriyorum. Değerli arkadaşlarım, son olarak bir çağrıyla bitirmek istiyorum. 9 Mart yani 6 gün sonra seçmen olarak nakil yaptırmak isteyenlerin nakilini yaptıracağı son gün. Öğrenci, mevsimlik işçi, tatil, turizm için 7 Haziran günü sandık başında olamayacaksanız o gün nerede olacak iseniz lütfen ayın 9'una kadar
naklinizi yaptırın. Bir oy neyi değiştirir demeyin. İnanın bir oyla ülkenin geleceğini kurtaracaksınız. Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan bütün kardeşlerimiz, seçmenlerimiz, lütfen hem seçmen kayıtlarınızı hem nakillerinizi şimdiden yaptırın. Ama aynı zamanda güçlü bir seçim kampanyasıyla, seçim çalışmasıyla o tek bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu herkese gösterin istiyoruz. Yine bugün Birleşik Haziran Hareketi'nin bir seçime dair açıklaması oldu. Biz alınacak her türlü karara saygı duyacağımızı belirtmek istiyoruz. Seçimde bağımsız kalmayı tercih etmiş arkadaşlarımız. Biz her halükarda ortak mücadeleyi, dayanışmayı büyüteceğimizi belirtmiştik. Karşıtlaşmaya gerek sosyal medyada gerek alanlarda karşı karşıya gelmeye hiç gerek yok. Bizimle alanlarda, meydanlarda bu mücadele içerisinde olan herkesi biz yoldaş belledik. Bize oy verir, vermez. Bizimle birlikte hareket eder, etmez. Biz hepsine kardeşimiz, mücadele ortağımız gözüyle baktık. Aynı o çerçevede seçim döneminde de Haziran hareketiyle dayanışma içinde olacağız. Seçim sonrasında da aynı duygularla bu mücadeleyi büyütmek için gayret çaba göstereceğiz. Şimdiden hepimizin bu zorlu mücadelede yolu açık olsun diyorum. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.